Hocama diyor çok eleştiriyordum ama eleştirdiği için çok kızıyordum diyor bir dinleyicimiz, ama o kadar çok ona çok yüklendiğinden dolayı diyor kızıyordum diyor Beşiktaş'a, ama diyor haklıymış diyor, birçok konuda haklı olduğunu gördüm diyor ve üzüldüm diyor. Yani size çok yüklendiği için dinleyicimiz, ismini yazmamış ama sonra 13'te biten çok mesaj var bu anlamda. Hocam tabii yavaş yavaş da Beşiktaş'a geçmek istiyorum. Ramazan Bey demiş ki Aygün abi hocama sorar mısınız? Başkanımız Beşiktaş başkanı olmadan önce dedi ki ben 46 ülkeyle ilişkilerim var dedi. Şu anda Beşiktaş'ın kanat oyuncusu yok. Takım gittikçe kötü oynamaya başladı. Ben bunun sorumlusu başkana bağlıyorum. Neden bana transfer yapmadı demiş Ramazan Bey. İsterseniz direkt buradan başlayalım. Bu Ramazan Bey, bir önceki Ramazan Bey mi? Program başlarken mesela. Değil. Ha, Ramazan. Değil. Bu Ramazan. O Tatar Ramazan. Bu Ramazan kardeşinin dediklerine katılmamak elde değil. Yani 2 yıldır hazırlanıyoruz dedi. Bilmem kaç ülke dedi. Gitti hocaları öğretti. Fernando Santos'u getirdi. Orta sahada bekleyen, rakibin üstüne gitmeyen, maçı penaltılara kalmasına alışkan bir milli takım hocası, 10 küsur yıldır kulüp çalıştırmayan birisini getirdi ve 50 puan fark yedi. Dolayısıyla onu gönderdi apar topar. İşte Serdar'ın başında olduğu takım Geczal'la, Salih'le, özellikle Geczal müthiş oynadı o maçta, kupa maçında. Soyunma odasında da taktiği de veren oydu. Daha sonra şeyleri çıktı. Takım motive eden de Geczal'dı. Videoları çıktı, belki denk gelmişsindir. Müthiş konuşmayla çocukları sahaya çıkartmış. Ve sahada da büyük bir karakter olarak durdu. Kupayı kazandırdı Serdar'la birlikte ve diğer arkadaşlarıyla birlikte. Şimdi bu kadar 2 yıldır hazırlanan birisi bu kadar transfer başarısızlığı yapabilir mi? Yani ara transferde getirdiği oyuncular, Jouvaro'lu getirdi, Mahajin Öderi doğru düz iki maç oynamaz. Yine Necip'i oynattılar. Necip oynadı. Şimdi Trabzon'u getirdiler, zaten alt takım, alt kategoride bir takımdan geldi. Beşiktaş'a çok adapte olamadı. Yine o mevkide başkasını oynattık ve tutmadı. Öbür tarafta Al-Musrati'yi getirdi. Şampiyonlar Ligi'nin en iyi alt numarası dediler. Çocuğun 3 tane 90 dakikası yok Şampiyonlar Ligi'nde. Bir de böyle ambalajda geldi. Bir de dünyanın parasını verdiler. Muçi'ye de aynı şekilde. Evet, doğru. Ve kendi çocuklarımız Demir Ege ile Semih yeteri kadar orada şans bulamadı. Yani bu kadar 2,5 yıl hazırlanan birisinin Fernando Santos'u getirip arkadan bu transferleri yapması, ki aslında Hansi Flick diye başladı Hasan Arat. Evet, Hansi Flick diye bir şey yok. Hansi Flick'in de haberi yokmuş. Yani o zaman biz dedik bu... Öyle mi? Tabii Barcelona'ya gidecek dedik zaten adam. Hansi Flick'in de haberi yokmuş. Şimdi mesela diyorlar ki, şimdi Hansi Flick deyince uluslararası bir mevzu. Sen bir şey söylediniz. Yani o ismin bile haberi olmaması bence bugün manşetlere çıkacak bir haberdir, başlıktır. Hansi Flick dediniz. Neler dersiniz? Buyurun hocam. Çok enteresan şimdi şeyler söylediniz çünkü hocam. Buyurun. Bir dakika, enteresan bir şey daha söyleyeyim sana. Niye öyle diyorum biliyor musunuz hocam? Çünkü Onana'yı transferin de Türkiye'de siz ilk açıkladınız burada yanlış olduğunu. Ondan dolayı söylüyorum. Çünkü sizin tespitleriniz, Avrupa futboluna çok yakınsınız. Devamlı yurt dışıyla bağlantılarınız var. Çok kişiyle konuşuyorsunuz. Bildiğim için söylüyorum. Avrupa medyasını çok yakından takip ediyorsunuz. Buyurun hocam, söz sizde. Buyurun. Hayır, bir şey daha var. Biz seninle yaptığımız programlarda dikkat ederseniz söylediğimiz şeyler 2 veya 3 haftaya kadar gerçekleşiyor. Önce konuşuyoruz. Sonra hiç konuştuğumuz yok. Hocam hani bu ara biraz para konuşalım da biraz bana para gelsin hocam. Buyurun hocam, buyurun. Yani şimdi mesela geçen programda konuşurken dedik ki bu Omar Kolej'i tutmaları lazımdı. Aynen. Ve 2 tane yabancı stoper şu andaki mevcut, ikisi de normalde baktığınız an birisi birisini idare edebilecek gibi değil. İkisi de birbirine benzeyen, zaman zaman kontrolsüz hareketler yapan ve kazara birinin sakatlanması halinde orada problemler başlayacağını, 40 maçlık bir maraton var Avrupa kupaları dahil. Yani Omar Kolej, Udakay, en azından Paulista 3'ü birlikte olsaydı Emirhan'la birlikte o 4 kişi ve Talha ile o 4+1, Talha az oynadı diye söylüyorum. Bunlar rotasyonla 40 maç içinde kullanabilirdin dedik. Doğru. Şimdi, Paulista sakatlandı. Paulista sakatlandı. Evet. Bunların yaşı da ileri Aygün. Yani 33 yaşlarında oyuncuları transfer ediyorsun. Rafa da öyle. Immobile de öyle. Şeyde söyle adını. Bu sakatlanan Paulista da öyle. Bunlar sakatlık riski artık 30'dan sonra kolajen eksiliyor, vücutta kas kaybı, yavaş yavaş hücreler ölmeye başlıyor ve sakatlanma riskleri artıyor. Yani yüklemelerin artık dikkatli olması lazım. Nitekim bak geçen hafta konuştuk, bu oldu. Bunlar yani uyarıcı niteliğinde biz. Sadece Beşiktaş değil, Türk futboluyla da alakalı konuşuyoruz. Yani olacakları konuşuyoruz, doğru, önlemek amacıyla. Şimdi dönüyorum. Hı. Şimdi Hansi Flick'in de haberi yok dediğimiz gibi bir başka olaylar söyleyeceğim. Buyurun hocam. Şimdi manşet Beşiktaş... geliyor. Manşet geliyor arkadaşlar. Manşet geliyor. Buyurun hocam. Beşiktaş bu maçı aldığı zaman herkese dediler ki ya Aston Villa bunu 20 milyona istiyor falan. Evet doğru hocam, böyle söylendi. Sonra başkanın çok yakınındaki kişiler, başkan briefingler vermiş. Mesela Bebek'te toplamış, Bebek kahvede. Bak, hı hı, mekan da veriyorum sana. Bebek kahvede işte demiş ya olur mu öyle şey, çok para verdik demiş. 20 milyon istiyor demiş, Aston Villa'ya vermedik demiş. Ondan sonra tabii biz bir araştırdık. Aston Villa'nın biliyorsun menajeri Unai Emery. Evet. Çok da iyi bir hoca. Aston Villa'nın menajeri Unai Emery'e sorduk. Öyle bir şey haberim yok dedi. Bizim Muçi falan istediğimiz yok dedi. Kim demiş 20 milyon vereceğiz diye. Yani şimdi Unai Emery'nin haberi yok Muçi'den. Nasıl Aston Villa 20 milyon verecekmiş? Kim söyledi size? Hocam Aston Villa 20 milyon verecek olsa gönderirlerdi. Yani o söylenti hani, değil yani. Dediler ya işte şu futbolcu için 25 dedi, sonra çıktı başkan dedi ki o futbolcu tek teklif yok dedi Sayın Dursun Özbek. Barış Alper Yılmaz'la ilgili muhabirler 20-25'ler isteniyor falan filan son dakika diye haberler verdi ama Sayın Dursun Özbek dedi ki arkadaşlar böyle bir haber yok dedi, teklif yok dedi. Yani Muçi için böyle bir şey geliyor olsaydı çoktan giderdi hocam. Demek ki bunun haberin doğru olmadığı ortaya çıkmış oldu hocam. Ama istiharla şimdi başkanın bizzat bunu söylediğine eminim. Hayır şunu Bebek, söylüyorum acaba başarısızlığı böyle söyleyerek mi örtmeye çalışıyorlar? Bu transfer yani başarısızlığını. Bunlar sürekli manipülasyonla durumu idare etmeye çalışıyorlar. Yalan yanlış bir sürü iş yapılıyor. Ve onda mesela şimdi bu biz futbolcuyu eleştirmiyoruz. Biz verilen paralar, bu paralar büyük paralar. Çok büyük paralar. Bak şimdi mesela 40 milyon 41 milyon bantlarında ya El Musrati ile Muçin'in toplam maliyeti. Doğru. Bu artı bir şey daha söyleyeyim. Bu vergisiz he. Onların maaşları 2, 1.8 ve 2.4'ten hesaplayarak bu 40 milyon civarları geliyor. Artı vergiler de var. Vergiyi koyarsan bürütünü o 47-48'lere dayanır. 50'yi geçer hocam. Tabii imza paralarını da koyarsan 50 milyon euro. Ya futbol takımı kuruluyor. Bir şey daha söyleyeyim. Sayın Başkan ve arkadaşlarına fan kulübü var biliyorsun Hasan Arat'ın, onlara ya arkadaşlar Aston Villa Muçi'nin mevkisinde Arjantinli bir çocuğu aldı. Bu Arjantinli çocuğa da iyi para verdiler. Norwich'ten aldılar, bu Galatasaray'ın aldığı yerden. Hı hı. Bu Endiye bitti diye bir çocuğu. O çocuk zaten o takımda zaman zaman giriyor, oynuyor, oynamıyor. Yani bu işler kolay değil. Dediğin gibi Aygün yani o parayı görse zaten hemen vermeleri lazım. Aynen onu söylüyorum hocam, zaten hemen verirler. Yani şimdi bu sevgili arkadaşımız Ramazan'ın dediği gibi... Hocam sorular çok geliyor biliyor musun size? O kadar çok soru geliyor ki şu anda. İnanılmaz sorular geliyor hocam. En zorlarını sor. En zorlarını. Hocam diyor ki Selçuk Bey demiş ki hocamızı beğenerek takip ediyorum ama futbolda her şeyi çözmek zor. Bir de başkan olsa demiş, sizin için söylüyor. Beşiktaş'ın transfer politikasını nasıl düzenlerdi? Aslında güzel bir soru hocam. Siz aday oldunuz çoğu dönemde. Aday çıkmadığı dönemde de Beşiktaş'a sahip çıktınız. Beşiktaş için elinizi taşın altına koydunuz. Finansal anlamda maddi ve manevi anda Beşiktaş'a çok destek verdiniz. Nasıl bir transfer politikası yapardınız? Bu yönetimin transfer politikasını beğeniyor musunuz? Buyurun hocam. O soruya ben de ek yapmış oldum hocam. Buyurun. Bu yönetimin transfer politikasını beğenmiyorum. Hı hı. Zaten sonuçta şu anda UEFA maçlarında 2 maç oynadık. 7 gol yedik. Evet. 11'e 10 oynadığımız maçlarda rakibi çözemiyoruz. Gol yerinde 2 tane gol yerine giden oyuncumuz var. Rafa Silva ile Immobile. Düşün son maçta bile 10 tane orta atıyoruz. Bir tanesini hakim değiliz. Yüksek hava topuna çıkabilecek kutuda kimse yok. Dolayısıyla alternatifli çok futbol değişken bir oyundur. Futbolun yapısına göre bir takım kurulamadı. Bir ay, 1,5 ay önce söyledik Beşiktaş'ın. Hatta ilk neresi dedin sen bana? İlk sol kanat dedim. Sol kanat dediniz hocam. Sol kanada oyuncu almadılar ve problem yaşayacaklar dedim. Dolayısıyla şu anda sol kanatta problem yaşıyorlar. Bak hakikaten çok ciddi bir şey. Beşiktaş sol kanatta kimleri oynatmadı? Bak bir maçta hoca Emirhan'ı sol bek yaptı. Masu Hakkı'yı sol açığa aldı değil mi? Evet, bir maçta Muçi'yi oynattı. Muçi oynattı. Maçta Raşit'ı oynattı. Bir maçta João Mário'yu oynattı. Bir maçta Semih'i oynattı. Ya arkadaşlar 7 maç oynadı. 7 tane sol açık değiştirecekler. Böyle bir şey olabilir mi? Bir takımın 7 tane 7 maçta 7 sol açığı değişir mi? Yani buradan iş çıkmaz. Dolayısıyla biz nasıl yapacaktık? Bizim yapacağımız işi çok net söyleyeyim. Beşiktaş kulübünün aslında bana kalırsa hiçbir futbol kulübünün takımını menajerler kurmaz. Dolayısıyla menajerlerin eline takımı bıraktığınız zaman, menajerlerin elindeki futbolcularla takım kurduğunuz zaman takım başarısız olur. Takımı kuramazsınız. Takımı kurmak, futbol takımı kurmaya haiz, bildiği haiz insanların oluşturduğu bir çalışma grubuyla olur. Doğru. Şimdi Beşiktaş futbol takımında mesela Samet nerede? Samet yok. Şimdi Samet diyor ki o Lugano maçında o konuşmasından sonra Samet silah ortada yok. Samet işte Aybaba şu anda sessizliğe bölünmüş vaziyette hocam. Evet. Ya da geri çekilmiş vaziyette diyelim veya beklemeye çekilmiş vaziyette bilmiyorum ama yani şu an konuşmuyor artık. Bu Beşiktaş'a sol açık alınmamasını, bir sürü orta merkeze oyuncu alınmasını ve alınan oyuncuların hemen sahaya çıkmasına Samet ve Feyyaz ne diyor? Şimdi Feyyaz sürekli Hüseyin Yücel'in yanında. Yani sanki bordrosu Bahçeşehir kulübünden alıyor Feyyaz. Yani bu enteresan bir şey. Bu takımı kim kuruyor? Bu futbolcuları nereden alıyorsun? Kim sizi öneriyor? Yani bu maliyetlere bu kadar bonservis parası ödenmesi falan inanılır gibi değil. Yani bonservis parası ödeyerek herkes futbolcu alır. 2 liralık futbolcuya 12 lira verdiğin zaman herkes alır bunu. Marifet bu değil. Dolayısıyla bana kalırsa katı surette kendi futbol işletme modelleri olması lazım kulüplerin. Hem üretim hem scout hem de hazır futbolcuyu hem takıma katkı verecek hem paraya dönüşecek futbolcu yapılarını kendi deneyimi, bilgisiyle liyakatıyla oluşan bir grubun yönetmesi lazım. Beşiktaş'ta böyle bir şey yok. Daha önce de yoktu. Ahmet Nur Çebi zamanında. Daha önce Yıldırım'ın zamanında da yoktu. Fikret'in zamanında da yoktu. Zaten onun için Beşiktaş kulübü ve diğer kulüpler onun için batık sermayeyle yönetiliyor mu? Bak şeyde dahil buna. Fenerbahçe'ye dahil. Yani cari açık vererek yönetiliyoruz sürekli. Galatasaray'da dahil. Trabzonspor'da dahil. Türk futbolunun cari açığı liyakatsiz insanların eline teslim edilmiş ama sonra kimi yerde işte falanca Ramazan'ın, kimi yerde falanca Ahmet'in, kimi yerde falanca Mehmet'in cebinden çıkan paralar bunlar. Doğru, doğru. Hocam Ali Bey demiş ki çok soru mesaj geliyor arkadaşlar hocamıza ara ara seçmeye çalışıyorum. Aslında bu konu çok önemli bir konu. Neden diyorum biliyor musun hocam? Semih konusu. Mesela Feyyaz Hoca çıktı, başkan çıktı. Semih ile ilgili neler söyledi? Milli takıma alınmadığı zaman. Sen şimdi milli takıma futbolcu alınmadı diye itiraz ediyorsun ama kendi takımında Semih oynatamıyorsun. Diyor ki Ali Bey, selam Aygün abi, hocama sorar mısınız diyor. Muçi'nin Semih'ten neyi fazla merak ediyorum diyor. Buyurun hocam. Ya şimdi zaten o kadar kritik bir şey ki bu iki futbolcuyu tabii birbirine mukayese edebilirsin, etmeyebilirsin. Hani daha ötesi. Şimdi Beşiktaş'ın sağ kanadında João Mário oynuyor. Sol kanadında Muçi oynuyor. Peki bu oyuncuların asıl mevkileri sol kanat, sağ kanat mı? Değil. Yani bu oyuncuların asıl mevkileri o değil. Zaten iş buradan fesata geliyor. Yani kurulması takımın fesata düşüyor. Bu mevkilerin oyuncuları değil bunlar. Yani takımı kuramıyorlar. Ve ben sana bir şey söyleyeyim. Ben buna çok net eminim. Buyurun. Yani Semih mevzusuna da geleceğim. Bu takımı ben hocanın kurduğuna inanmıyorum artık. Bu takımın yönetimi hoca yönetiminden çıkmış durumda. 2 kere 2 4. Neden diyecek? Şimdi Beşiktaş Antalya Spor maçı 4-2 kazandık değil mi? Evet. İlk dakika golü yedik burada. 1. dakikada. Daha sonra Ciro 13. dakikada 23'te 2-0 yaptı. Daha sonra yakalar gibi oldu adamlar. Sonra tekrar Rafa falan filan maçı 4-2 kazandık. Evet, maç aldı. O maçta sol kenarda Semih oynuyordu değil mi? Sağ kenarda Raşit'te. Evet. Immobile önde oynuyordu. Silva arkada oynuyordu değil mi? Evet hocam. Göbek'te de Gedson oynuyordu. Gedson da oynuyordu. Doğru. Getson'un zaten en iyi performans verici. Aldı yer orası. Ön libero da 2 kişilik, 3 kişilik koşuyor, ikili mücadele oluyor, topu kullanıyor falan. Fazla topla drive ederek gitme dediğim zaman müthiş de performans verir orada. Şimdi Beşiktaş'ın öndeki santraforun arkasında solda Semih vardı. Arkada Rafa Silva vardı, sağda da Raşit de vardı. Ve müthiş hızlı çıkıyordu Beşiktaş, değil mi? Bak, evet, doğru. Antalya Spor maçı. Doğru. Sonra ne oldu? Beşiktaş Antalya Spor maçından sonra Lugano maçı deplasmandaki. Orada ne oldu biliyor musun? Bilmiyorum. Yeni alınan N'Dour kiralanan ilk 11 başladı. Şimdi İlhan Mansız demeç vermiş. Bir iki YouTuber da demeç vermiş. Demişler ki içeriden aldığımız bilgiye göre demişler. Tamam mı? Hı-hı. Bu yeni bir şey. İlhan Mansız da demiş. İçeriden bilgi aldım. Ne bilgisi almış? Neden oynatılmadığını açıklıyorlar şimdi bunlar. Dünkü neymiş hocam ben de çok merak ettim. Diyorlarmış ki Van Bronckhorst'un istediği seviyede değil, yükleme sonrası istediği çabukluğunda işte rejenerasyona geçemiyor, testlerini geçemiyor, yeterli değil demiş İlhan Mansız. Bunu bir YouTube'daki YouTube programları yapan bir arkadaşımız da aynı şekilde içeriden bilgi aldım, hoca yetersiz görüyor. İçeriden bilgi değil, içeriden bilgi böyle söylensin diye sızdırılmış gibi geldi hocam bana, kusura bakmayın. Tabii ki şimdi bana da öyle geliyor. Semih oyuna girdikten sonra Beşiktaş'ın neler yaşadığını gören bir insan olarak söylüyorum, ben bir Fenerbahçeli olarak. Tabii söyleyeyim. Canım, şimdi içeriden bilgi alanla takımı yapan %90 aynı. Aynı kişi. Bilgiyi sızdıran kişi aynı kişi bunlara. Şimdi Semih Kılıçsoy Antalyaspor maçından sonra Semih kulübeye alındı. Antalyaspor'a 4 gol atan Beşiktaş'ın sol kenar oyuncusu Semih kulübeye alındı. N'Dour yeni transfer edildi ya. Evet. Şimdi idman eksiği var. Reaksiyon. Arkadaş N'Dour geçen yıl Braga'da doğru düz top oynamadı. İdmana da çıkmadı, sen ne teste girdi mi ki N'Dour gelir gelmez havalimanından oynattın. Şimdi o İlhan Mansız'ın bunu sorması lazım. İlhan Mansız yani futbolu bilen birisi değil mi? Evet, futbolculuk doğru. Futbolculuk da yapan birisi. Ama her iyi futbolcu da iyi yorumcu olamıyor hocam, onu da söyleyelim. Buyurun. Olamıyor ama antrenörlük de yaptı İlhan Mansız. İlhan Mansız'ın bunu demesi hayal kırıklığı mesela. Doğru. Şimdi Endo'yu teste girdi mi girmedi mi? Lugano deplasmanında oynadı. Bir. Peki Lugano deplasmanında Beşiktaş 3 gol yedi mi? Yedi. Sadece Endo'yu oynadığı için ne oldu? Silva sol kanada gitti. Sol kanada. Bu sefer Masu Hakkı'nın önü boşaldı. Mecburiyetten. Evet. Silva savunma yapamayınca Beşiktaş 3 gol yedi. 2 kere 2-4. Evet. Masu Hakkı da kötü oyuncu değil. Kongo Milli Takımı'nın sol beki. Ve Kongo Milli Takımı biliyorsun Afrika Kupası'nda yarı final oynadı bunlar. Bunların yenildiği takım kupayı aldı fil dişi. Ve Masu Hakkı Afrika'nın turnuvanın en iyi sol beklerinden. En iyi sol beklerinden bir seçti. Doğru. Gol de attı. Müthişti. Şimdi Endo'yu teste çıkmadan sahaya giriyor. Semih teste çıkmış ama oynayan başarılı Semih kulübeye alıyor. Bu inandırıcı değil. Sonra Lugano maçından sonra ne oldu? Bak N'Dour geldi. Başkanın transfer ettiği oyuncu hemen sahaya çıktı. Beşiktaş 3-3. Sonra Beşiktaş Lugano maçı oynadı. Bu sefer içeride. Hı. Bu sefer kazandığı maçta Beşiktaş Lugano maçında 5-1 kazandığı maçta nasıl oynadı Beşiktaş? Bu sefer tekrar Semih sol kenarda. Aynı Antalya maçının 11'iyle başladı. Immobile önde. Silva arkada, Raşit de sağda. Beşiktaş bu sefer 5-1 kazandı. Aynı Antalya Spor maçında. Yani N'Dour'u kulübeye aldı. Yeni transferi ve Beşiktaş aslına döndü. Sonra Sivas maçı. Bak tek gidiyorum. Dünkü gibi de hatırlıyorum ben. Sonra Sivas maçı Muçi yine sol bek oynadı. Muçi'nin sol açık oynadı. Sol açık Semih oynadı. Semih kulübeye alındı. Evet doğru. Semih iyi gidiyor. Rotasyon dediniz, onu oynattınız. Tamam, o oyuncular girsin. Ama o maçta 1. dakikada biz 1-0 öne geçtik. O çok kötü Sivas'a rağmen 90. dakikaya kadar sıkıntı çektik. Beşiktaş gol atamadı. Gol yerine gidemedik. Orada da Ciro penaltıdan attı oyunun başında. Bir daha Beşiktaş'ın pozisyonu yoktu orada. Ve hücum etmeyen Sivas'a karşı maçı zora soktu. Hocam bir son dakika gelişmesi var. Amiri takımda İsmail Yüksek ve Mert Günok sakatlıkları nedeni aday kadrodan çıkarılmış. Berke Özer milli takıma çağrılmış. Tekrar söyleyeyim hocam, özür dilerim. Amiri takımda İsmail Yüksek ve Mert Günok sakatlıkları nedeni aday kadrodan çıkarılmış. Berke Özer milli takıma çağrılmış. Buyurun hocam, söz size tekrar. Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun ki futbolcumuza da. Evet. Dolayısıyla bu takımda bak dikkat edersen bir sonrakine geliyorum. Bak yine yeni bir transfer geliyor. Trabzonspor maçı kim? João Mário. Bu sefer Mario sağ tarafa geliyor. oyunun sağ kanadına, Raşit de sol açığa çekiliyor. Semih yine yok. Bak, yeni transfer gelen N'Dour de gelir gelmez ilk 11'e giriyor. João Mário da gelir gelmez Trabzonspor'da yine 11'e giriyor. Ve iki maçta da hüsran başlıyor. Bu trafik yeni gelen transferlerini hangi teste girerek Semih'i dışarı? Semih testi kaybetti. Yeni gelen transferler nerede testi geçti? Ya bunlar inandırıcı değil. Dolayısıyla ben bu takımın hoca eliyle dizayn edildiğine inanmıyorum. Çünkü hoca sistemi sokmuştu futbolu, oturttu kadroyu, oturttu ve fazla oyuncu değiştirmeden gidiyordu. Bir anda Endo ile João Mario'nun gelişiyle enflasyon da yaratacak dedik yine seninle konuşurken. Bu yeni oyunculara yer açılmakla birlikte Beşiktaş'ta kaos başladı. Peki diyelim ki Eyüp maçında da oynatmadı Semih'i. Oynatmadı. Yakın hafta ama Semih son dakikada girdi, maçı çevirdi. Bak yine senin testi almadığın oyuncularla zora giren Eyüp maçını kaybedebilirdik de adamlar 6 pastan golü kaçırdı. 1-1'ken 2-1 kaybedebilirdik. Semih kezi maçı kurtardı. Sonra yine Semih kulübeye çekildi. Şimdi Semih konusunda da sevgili arkadaşımızın kaygıları aynı, benim de aynı kanaatteyim. Semih'in sahada bu aritmetikle, bu kadro dizilişiyle yaptığımız özetle de göstereceği gibi Semih'in sahada olmamasının ben teknik direktöre bağlı bir şey olduğu kanısında değilim aynı. Oo. Bu kadar net. Bu kadar net. Çünkü şöyle soracağım. Çünkü sorum da gelecek bununla ilgili. Bununla ilgili sorum da gelecek. Çünkü çok önemli bir şey söylediniz. Teknik kadro değil dediniz. Ben öyle anlıyorum. Doğru mu anlıyorum? Oynamama sebebi. Evet, evet. Sağ dışı problemi var. Semih ile ilgili farklı bir şey söylediniz. O kısmı biraz daha açabilir misiniz? Şimdi Semih'in oynadığı maçlardaki performansı yüksek sahada. Doğru. Ve takım da rakip alana çok tehditkar ataklar yapan, oyunu kabul ettiren bir oyun oynuyor değil mi? Doğru. Yani bunu normalde bir hoca göz göre göre oynatmaması hata diyorsunuz. Eylem var yani, işte Antalyaspor maçı, Lugano'ya 5 attığımız, Antalyaspor'a 4 attığımız maçlar, Semih'in Eyüp maçında girdi 10 dakikada galibiyet golünü getiren, oraya drive eden, devamlı zorlayan kuvvetli de Semih. Yani geçen yılki Semih gibi değil. Semih gerçekten çok daha güçlenmiş. Çok güçlü. Dolayısıyla bunun oynamaması falan mümkün değil. Bak mesela geçen yıl ligin ikinci yarısında Rıza Çalımbay'ın gelmesiyle oynamaya başladı. Hemen hemen değil mi? Doğru. Şenol da almıştı onu kadroya. Şenol Hoca aldı ama Rıza Hoca biraz daha evet. Doğru. 30 maç kadroya alındı. 20 maç ilk 11'de oynadı. Oynadı sonra da 3 kere. 20 tane geçen yıl ilk 11'de oynayan Semih. Bu yıl daha güçlenmiş, milli takıma alınmış Semih. Hangi testi geçemedi arkadaş ya? Yani? Çıkın bunu açıklayın. Yani bu şey mi, fizik testi mi, geometri mi, cebir mi? Kimya mı, biyoloji mi bilmiyorum. Kimya mı, ne testi? Ya bu hoca işi olduğu kanısında değilim. Yani hiçbir hoca takımda, sahada bu kadar yüksek takıma katkı veren bir futbolcuyu göz göre göre yeni daha idmana çıkmayan oyuncuları sahaya alıp bak. Havalimanından geldi Endo ile João Mário. Onları ilk 11'e alıp Semih'i kulübeye çekmez arkadaş. Doğru. Hocam kimmiş bu? İsmini bulmaya çalışacağım. Merhaba Aygün abi. Konya'dan Furkan Acar demiş. Takımın eksikleri var, katılıyorum. Yönetimin de bariz hatalar var. Ona da kesin katılıyorum ama geçen sene o kötü kadroyu kuran Ahmet Nur Çebi Hasan Arat kadar eleştirilmedi. Ben buna anlam veremiyorum diyor. Yani yok, o da eleştirildi. O da eleştirildi hocam. Dedik ki biz ona neyi söylemedik ki. O da dedi ki ya dedi işte dedi bunlar dedi aklını kaybetmiş dedi bizim için. Belki sana da geldi hocam. Ahmet Nur dedi onu. Geldi. Yani şimdi eleştirdik o zaman, bu senin dediğin onana, bu onana değil dedik. Seni kandırmışlar dedik. Doğru. Yani doğru. Ya o eleştiri, bir kere eleştiri kötü bir şey değil. Bakın sezon başından beri diyoruz ki takımı iyi kuramıyorsunuz arkadaşlar. Takımın kenar tarafına oyuncu almadınız. Savunmadaki oyuncular yetersiz kalacak. Muleka'yı niye gönderiyorsunuz diyoruz. En basit değil mi? Şimdi Muleka ile Masu Hakkı çok iyi bir uyum sağlıyorlardı ve Muleka ile Masu Hakkı'nın sol kenarda oynadığı Beşiktaş 14, 15, 16 maç yenilmedi arkadaşlar. Yenilmedi. Türkiye Ligi baz alıyorsak bunu yenilmedi. İkisi de Kongo milli takımının oyuncusu. Aynı lisanı konuşuyorlar. Aynı işlere sahipler. Ve sana bu 40 maçlık periyotta sol kenara adam bulamıyorsun. Muleka gol yerine gittiği zaman gol atıyordu. Kulübede oturduğu zaman oturuyordu. İçeri girdiği zaman oynuyordu. Çok sorumsuz bir futbolcuydu. Hani ekstradan bir konsantre etmek, motive etmek için performans vermesine de gerek olmuyordu takımın. Hocasının tekniği. O da önemli bir şeydir. Dolayısıyla Yani takımı iyi kuramadılar. Savunmada, santraforda, sol kenarda eleştirmen lazım. Eleştirmezsen zaten bu böyle gider. Daha da kötü olur. Doğru. Hocam Avcılar'dan Selçuk diyor ki Beşiktaş yönetim ve taraftarı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'a ne kadar dayanır diyor. Neler söylersiniz? Çünkü tamamen oklar şu anda hocaya dönmüş vaziyette. Tepkiler dolaşmaya. Mesela son Antep maçını ben de izledim hocam. Aynı saatte iki maç vardı ama biraz geç başladı Beşiktaş Antep maçı. Yani golün geleceğini biz bile gördük. Hoca görmedi hocam. Şimdi neden biliyor musun? Bak çok net söyleyeyim sana. Bir kere hocanın kendi iradesine dokunulmaya başladığı, kendi alanına girilmeye başladığı an hoca kendi güvenini kaybetmeye başlar, özgüvenini. Yani ben müdahaleler mi yapılıyor diyorsunuz hocam? Kesin. Ben bu inançtayım. Müdahaleden kastınız kadrosal müdahale mi, farklı müdahale mi? Sistemsel kadroya, mi, kadrosal mı? Kadroya yeni alınan futbolcuların direkt ilk 11'e idmana çıkmadan ilk 11'e girmeleri bu katil surette doğal bir şey değil. Yapamazsın. Bir antrenör olarak bunu yapamazsın. Yani aynı şeyi bak geçen o Ahmet Nur Çebi döneminde de Şenol'u eleştirmiştik. Şenol haftalar sonra Şenol Güneş dedi ki o zaman da dedik yeni gelen uçaktan gelen futbolcular takıma giriyor dedik. O zaman da aylar sonra çıktı basın toplantısına yeni gelen futbolcuları oynatsan bir türlü oynatmasan bir türlü dedik. Yani Şenol bunu itiraf etti. Hem de hemşerisi Ahmet Nur Çebi ile beraber çalışıyorlar. Yani bu yöneticilerin bu transferleri yapıp sonra transferleri ben iyi transferli yaptım mantığıyla onun altında ezilerek menajerlerin tuzaklarına düşerek fazla paralar ödeyerek bunun altında ezilmemek için kadroya itelemeleri oluşan bir durum var. Mesela bir şey daha söyleyeyim sana. Ertem Şener'in bir video paylaştı. İzledin mi onu geçen? Hangisi hocam? UEFA Kupası maçından sonra son maçta. Ertem Şener hoca Van Bronckhorst maçtan sonra stadı terk ediyor. Evet. Araba biniyor. Ondan sonra kendisi çekmiş galiba cep telefonuyla. 15 dakika sonra başkanın telefonuyla stada geri geliyor. Onu teklif etmediler. Mesela ben teklif bekledim. Hayır efendim böyle bir şey yoktu. Teklif edilmedi. 15 dakika sonra geri geliyor. 15 dakika sonra tekrar dönüyor. Ve geri gelirken koşu koşa geliyor. Ceketini falan düzeltmiş. Apar topar geliyor. Şimdi bak şimdi. Bir antrenör maçtan sonra stadı terk etmiş ve başkan tarafından çağrılıyorsa problem var. Hocanın yaptığı mesleğe, işe saygı duymanız lazım. Maç bitti, gidecek, dinlenecek. Siz hocayla eğer ki bir şey konuşmak istiyorsanız hocayı yemeğe davet edeceksiniz. Yemekte konuşacaksınız. Ayağınızı çağırıyorsunuz. Beşiktaş teknik direktörü maçtan sonra başkası gitmiş, evine gidecek, dinlenecek ve sıkıntı var. Belki o dinlenirken oturacak kafasını dinlersen ben burada hata yaptım. Buralarda toparlanmam lazım. Burada dik durmam lazım. Değil mi? Kendi doğru. Kendi bir analiz yapacak. Doğru. Apar topar ceketince elitleriniz koşa koşa çıkıyorsunuz başkan. Burada problem var. Bir hocayı hazır ol da hoca takımın komutanı hocadır. Hocanın özgüvenini alırsanız desteği arkasından çekerseniz hoca kendisi bundan sonra yapabileceği hiçbir şey yapmaz. İradesi gider. Desteğinin başında kendisine saygısı olmayan bir insanın mesleğini iyice edebileceğini düşünüyor musun Aygün? Yok düşünemiyorum. Mümkün değil. Mümkün değil zaten. Her sektörde aynı şey var hocam. Evet. Dolayısıyla burada bu şimdi bir de şöyle ilave edeyim. Başkana yakın. Başkanın hukuk işlerinden sorumlu. Başkanın sosyal medyasından sorumlu. Başkanın kendisine yakın her kişi bugün Van Bronckhorst'u eleştirmeye başladı. Şimdi bu da önemli. Şimdi normalde bir yerden bir şey çıktı diyorsunuz. Eleştiri tabii, tamamen oraya döndü demeye çalışıyorsunuz. Tabii, yanlış anlamıyorum değil mi hocam? Doğru anlıyorum değil mi? Sorumlusu hocadır denmeye başladı. Peki arkadaş bu kulübün başkanı yok mu? O zaman çağır hocayı de ki sen doğru bildiklerini yap. Bizim yeni transfer ettiğimiz futbolcular hazır olunca oynat. Biz alır almaz bunları sahaya çıkartmak zorunda değilsin. Bak N'Dour'u aldın ilk 11'e çıkarttın. Takım yedi. Söyle adını. Maçı kaybetti. Ödülünü aldın. João Mário'yu 11'e 10 oynadık. Hayatında ilk kez sağ kenarda oynamıştır belki adam. Olmadı. Sonra sol kenara aldın. Sonra göbeği aldın. Sen benim transfer ettiğim oyuncuları oynatmak zorunda değilsin. Sevgili Jode. Değil mi? Güven diyebilirsin. Doğru. İradeyi ona ver. O yanlış yapıyorsa o zaman çık. Bana kalırsa bu yanlış yapıyor. Uçaktan inen futbolcular sahaya ilk 11 çıkamaz. O zaman niye 1,5 aydır o çocuklar kampı yaptı? Niye onları oynattın? Niye idman yaptılar? Onlara teste sokuyorsun. Bu torpille o zaman imtihana girmeden sahaya çıkartıyorsun. Olmaz. O zaman başkan sorumlu. Yani o başkanın çevresindeki fan club hocayı eleştireceğine önce başkanı eleştir. Yapılan transferler zamanında yapılmadı ki. Biz bunları uyardık. Aygün dedik ki sezon başında bu transferleri yapılar. Hepsini kampa göndereceğim. Doğru. Bir şekilde takım adil bir şekilde çalışacak. Hak eden öncelikle formayı giyecek. Bu iş böyledir. Başka türlü olmaz. Ama sonradan düşün Aygün, sen 2 ay kamptasın, maçlara başlıyorsun, oynamaya başlıyorsun, birisi uçaktan geliyor, formayı ona veriyor. Adaletli olmaz, adaletli olmaz. Futbolcu adalet ister, adaletli olmaz. Doğru mu hocam? Adalet dengesi bozulduğu zaman takıma yansır, takımdaki hava kaçar Aygün. Doğru, sonuna kadar katılıyorum. Tarık Cengiz demiş ki takım çok fazla geriye yaslanıyor demiş hocam. Hoca çünkü geriye yaslandı. Ha. Hoca geriye yaslan. Hoca artık kendi iradesinde değil ki Antep maçı falan toparlayayım diyor. Ya olur mu? 7 kişi aynı hafta herkesi arkaya alıyor. Ya hoca kendisine güvenini, cesaretini kaybetmiş durumda. Yani adam zaten bir ayda bu hale getirdi. Bana kalırsa hoca çok iyi başladı. İyi bir kamp dönemi geçirdi. Kamptan Beşiktaş iyi geldi. Ne olursa olsun, yaşı olsa, fazla para da ödense, Ciro ve Rafa gibi futbolcular deneyimli, özgüveni daha oturmuş futbolcular bir hava getirdi. Semih bunlara çok iyi ayak uydurur. Semih kuvvetlendi, kendine baktı falan. Yani ne olursa olsun kamptan iyi geldi Beşiktaş. İyi başladı. Çakı gibi geldi. O geçen yılki yönetim Ahmet Nur Çebi, Hasan Arat kavgası arasında sıkışmış kaos. 6 tane hoca değiştirilmiş takım. O futbolcuların kabahati yok. Yöneticilerin kabahati o. 6 hoca değişmiş. Düşünsene her hafta hoca değişiyor. Bir de teknik kadro da var yanında 8-10 kişi. Düşünsene her 3 haftada bir 12 kişi gidiyor, 12 kişi geliyor yani. Adamlar şaşırdı zaten, orada döndü. Böyle şaşkınlık içinde yaşadılar. Yani sezon başında iyi başlayan hocanın da kamptan iyi getirdiği takım daha sonra yapılan transferlerle ve hedefine nokta atışı olmayan transferlerle ve sürekli gönderilecek futbolcularla torba oldu. Mesela bak Semih diyen kardeşimize çok net bir şey daha söylüyor. Muçi ile kıyaslıyor ya. Evet. Ya bırak şimdi çöp takım Ahmet Muçi bile Ceyhun takımı mahvettiler dediler ya. Hı. Şimdiki başkan vekili Ceyhun kazancıyla Ahmet Muçi yapmıştı o takımı. Bunlar mahvetti dediler. Peki onların mahvettiği çöp takımda oynamayan Zeynep Top'u sen sahaya atıyorsun. Hocam şimdi bakın Hollanda'dan Tuncay Toraman şöyle mesaj atmış. Semih konusunda bir şey demek istiyorum diyor. Van Bronckhorst onu oyuna almıyorsa kesin bir nedeni vardır. Sizin demin söylemiş olduğunuz neden var. Diyor ki bu Hollandalı teknik adamlar genelde böyledir. Dediklerine uymasa ne yaparsa yapsın oynatmazlar. Çünkü onun doğruları vardır. Hiç taviz vermezler diyor. Belki acaba bir şeyler sordu da yapmadığından dolayı mı acaba kafaya takmış vaziyette? Bir şey diyeceğim mesela. Hollanda'nın kraliyet ailesinin torunu kimdir sordu. Senin onun cevabını veremedi. Olabilir. Ha, yani sınava soktu diyorsun. Cevap alamayınca. Endour'uyla hangisi prensipleri gelir gelmez sahaya çıkarttı? Veya Van Bronckhorst hangi prensipleri görüyoruz? João Mário'yu önce sağ kanat, sonra sol kanat, sonra ön libero çekti aynı 90 dakika içinde. Hocam bakın devam mesajlar geliyor. Diyor ki son 3 günde Semih rezalet için ortaya atılan aklamak birbirinden farklı 3 bahane demiş. Arkaya koşu, Muçi'nin bir tane verimli koşusu yok. Top tutma, Gaziantep'te topu ileride tutmadık, baskı yedik. Kondisyon değeri Bahtiyar'ın girdiği yerde 10 dakikalık da mı yok? Alayına uyduruk demiş. Yani oynatılmaması anlamında bahaneler sunuyorlar ya. Çok uyduruk diyor dinleyicilerimiz hocam. Ya Antep maçında bir futbol takımında zaten iradesi güçlü bir hoca 1-0 öndeysen arkaya oyuncu almazsın. Topu önde tutman lazım. Hı. Cesaretinle, iradenle, kendine güvenerek ön tarafa oyuncu alırsın. Zaten ön taraftaki oyuncuları çıkartıp arkaya alması. Öyle sevgili kardeşimizin dediği gibi Bahtiyar'ı oyunu alıp seni kulübede tutması. Peki şimdi başkan ve fan club'a sorması lazım. Sormaktan sizin çöp dediğiniz takımın yedek oyuncusunu çıkartıyorsunuz Antep maçını kurtarmak için. Seni hani milli takıma alınması lazım diye her tarafı ortaya kaldırdınız. Hı. Şimdi adam milli takıma aldı, bir de diyorsunuz ki Semih yetersiz diyorsunuz şimdi. Hani birisi İlhan Mansız ve YouTube'daki program yapan arkadaşlar yöneticilerden bilgi aldım diyor. Yine açıklamıyorlar. O yöneticiler şimdi Feyyaz ağlıyor dedi milli takıma giderken. Şimdi evet, diyorlar sistemi hazır değil diyorlar. Hocam bakın bununla ilgili bir soru daha geldi. Kimden geldi? Mustafa Demirkaya'dan. Çok fazla sorular geliyor arkadaşlar. Ara ara seçmeye çalışıyorum. Hürsel hocama Semih'in oynatılmaması yönetimin kararı gibi algıladım. Yanlış anlaşılmasını öğrenmek açısından soruyorum diyor. Yo, ben yönetimin şu veya bu şekilde, bak bazı şeyler karar olmasına gerek yok. Bazı şeyler küçük konuşma aralarında, işte bu transferleri yaptık inşallah yüzümüzün akıyla çıkarız demek bile hocaya telkin gider bu. İşine karışmak gibi. Ama bunu oynatmayacaksın demek. Ama ben daha ötesini söyleyeyim. Buyurun hocam. Bana kalırsa, bu bana kalırsa, hocanın oynatılması için bazı futbolcular önceden belirleniyor. Mesela örnek vereyim. Son maçta Muçi'nin sahaya çıktığı, deplasmandaki bir önceki maçta Muçi'nin sahaya çıktığı maçta, hatta ıslıklandı ya. Evet, evet, evet. O maçtan bir gün önce Hasan Arat fan kulübü ve sosyal medyası Muçi gündemi yaratmaya başladılar. Bak maçtan 24 saat önce. Yani Muçi'nin oynayacağı Hasan Arat'ın sosyal medyası ve fan klubu tarafından sosyal medyada algılar başladı Muçi'ye, tamam mı? Hı hı. Bunlar tesadüf değil. Giriyorsunuz sosyal medyaya. Kimi gündem yapıyorlarsa, bu sosyal medyada çalışan çocuklar var ya, orada bir departmanları var. Onlar bu için öncelikle zeminini yapıyor. İrtibatsızlaştıracak olanı, oynayacak olanı, işte onu bunu mesela diyorlar ki işte Şampiyonlar Ligi'nin en iyi 6 numarası falan. Böyle yayılıyor öyle. Dolayısıyla ve Hasan Arat hep övünüyor ya, diyor ya bizim sosyal medyamız var. Dolayısıyla Muçi'nin 48 saat, 24 saat önce bir hoca mesela kadroyu yapmaz Aygün. Yani futbolculara 24 saat önce 11'i yazmak, ama sosyal medyada Muçi'nin oynayacağına esnaden bomba bir akım başladı. Bu demek oluyor ki, çok basit mantık, kadro daha önceden, hocadan önce Semih'i bekliyordu herkes. Niye Semih yok? Herkes Semih'e inanıyor. Algı çalışması yapılıyor diyorsunuz. Bir algı çalışması. Yani anladım. Buradan çok şey, insanların kafası karışıyor. Ve insanlar haklılar. Net bir şekilde açıklama yapılması lazım diyorsunuz hocam, anladığım kadarıyla. Doğru mu anlıyorum? Semih konusunda. Yani net şekilde bir açıklama yapamazlar ki, neyi açıklayacak? Neyi açıklayacak? O da doğru. Semih'in oynadığı maçlarda Beşiktaş 5 atmış, 4 atmış. Oynamadığı maçlarda da büyük sıkıntı yaşamış. Oynamadığı maçlarda büyük problem var. Hocam çok teşekkürler yayınımıza bağlandığınız için. Ben de teşekkür ederim. Hepinize iyi yayınlar diliyorum Aygün.